kaçırmanın bedelini ödemesi lazım. Evet. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dün Enfal suresi 5'te kalmıştık. 5. ayet ile ben okuyayım. Ardından devam edelim. Rabbin seni evinden hak uğrunda savaşa çıkardığında müminlerden bir grup isteksizdi. Her şey açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki kendileri göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle hak konusunda tartışıp duruyorlardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin seni evinden hak uğruna çıkardığında müminlerden bir grup isteksizdi. Yani çok ayetlerde şöyle diyordu. Savaşı ertelemen gerekmez miydi, gerekseydi ya ifadeleriyle anlatıyordu. Allah da onlara diyordu ki, ölüm size eğer gelmişse, tahkim kayalara girseniz, en yüksek tepelere çıksanız ölüm gene sizi gelip bulurdu. Öyleyse gerek yok. Yani Müslüman olanlar önce ölümü göze alacak, zaten Müslüman, ben Müslümanım dediği zaman başta ölümü kabullenmeleri gerekirdi. İşte onun için hak uğruna ifadesini kullanırken açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki kendilerini göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle hak konusunda tartışıp duruyorlardı. Aslında Allah'ın Resulü hak uğruna ölümü, hani ben Müslüman olanların ilkiyim, ne demekti bu? Bir şeyi söylüyorsa önce kendisi buna adımını atar. Ondan sonra diğer insanlar, inananlar onun peşinden gelir. İşte Allah'ın Resulü hak uğruna adımını atmış. Diğer Müslümanlar da onu takip etmeyi istiyor Allah. Fakat Müslümanlardan bir grup ifadesini kullanırken o kalplerinde maraz olan veya imanlarına şirk karışanlar şüpheye düşüyorlar ve tartışıp duruyorlar ifadesi kullanırken, hani Allah'ın Resulü, Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm veriyorsa, verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyordu. Yani burada Allah bir olayı anlatıyor. Müslüman olanlar eğer hayatta Müslüman olarak kalabilmesi için sana saldıran, seni Müslüman olmanı engellemek için seni yerinden, yurdundan süren insanlarla önce bir mücadele vermen gerekir mesajını veriyordu. Yani Müslümanlar kendi kişiliğini ortaya koymadıkça kesinlikle inkar edenler onların Müslüman olmasına müsaade etmezler. Allah öyle diyor. Onu okumuştuk hocam ne? Unutma. 7'yi okuyacağız. Hani Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmişti. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkın ve inkar edenlerin arkasını kesmek, kökünü kurutmak istiyordu. Hani Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmişti. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Ne demek bu? Yani hangi bir insan zayıf... İsmail'e soralım hocam. İsmail, neden güçsüz
grubu istiyorlar müminler. Zayıf, sen kendi takımına zayıf futbolcu ister misin? Abi herkes kolayı ister. İnsanın fıtratından var abi ya. Ne var ne var anlamadım. İnsanın fıtratı da kolaydan hemen yani böyle kestirmeden falan filan yani şeyini kestirmeden galip gelmek istiyorsan güçlü futbolcu yanında olacak ki galip gelesin. Güçsüz futbolcuyla kestirmeden galip gelmesin. Kolay olan kazancı istiyoruz yani. Kolay. Hayır. Bak burada diyor ki Allah size iki gruptan birini vaat etmişti diyor. Siz ise güçsüz olanı istiyordunuz diyor. Burada müşriklere karşı bir mücadele var. Bu mücadelede iki gruptan birini size Allah vaat etmiş diyor. Siz ise diyor güçsüz olanı istiyordunuz. Bu anda savaş müminler ne diyor? Güçsüz olanı galip almıştır. Şimdi ben istesem mesela burada futbolcu transferi değil de savaş var ortada bir. Bir yani insanlar gayet yani kolay olan kazanabileceği hemen çabucak kazanabileceği şeyi istiyorlar orada. Ben öyle anlıyorum ama tabii bilmiyorum. Belki de yanlış anlamışımdır. Bir daha bak. Eyvallah. Fatih senin bir görüşün var mı? Fatih Kutal. Abi ben dinlemede kalıyorum. Efendim? Dinleyeyim birazcık. Şu anda bir kısım yok yani. Anladım. Zaten sesin de böyle çok boğuk geliyor. Başka fikir olan arkadaş var mı? Söyleyebilir miyim bu konuda? Tabii buyur. Müminler iman etmeye meyilli, iman edebilecek olanı tercih ediyorlar. Onun için zayıf olanı tercih ediyorlar. Güçlü olanların iman etmeleri neredeyse imkansız gibi bir şeydi. İmkansız olan değil, mümkün olabilecek olan. Peki, tercih etmek Müslümanlara mı kalmış? Şu benden olsun veya şu benden olsun diye. Böyle bir tercih olabilir mi? Mesela Musa Firavun'la karşı karşıya gelmiş. Musa'ya deseler ki ya kimin iman etmesini istiyorsun? Tercihine bıraksalar. Der ki Firavun güç sahipleri iman etsinler. Komple sistem şak diye müminlerin eline geçer. Musa kalkıp da ya şuradaki garibanlar işte güçsüzler, işe yaramazlar onlar iman etsin demez ki. Dolayısıyla bir de zaten böyle soran da yok ki. Kimi istiyorsa Musa'ya kalsa veya bir şey olsa bana kalsa veya da hepsinin Müslüman olmasını isterim. Tabii ki. Tabii yani. Ki. Ama böyle olmuyor işte. Tabii. O iman etmek kime bağlı? Kişinin kendisine bağlı. Kendi tercihine evet. Bağlı. Eyvallah. O zaman burada bir anlatım sanatı var. Evet. Yani sen dilediğine iman ettiremezsin diyor Allah. Başka bir ayette. Eğer gücün yetiyorsa diyor göğe bir merdiven kur veya yeri del buna benzer şeyler söylüyor. Ya illa o kişi kendisi tercih edecek. O zaman burada bir anlatım sanatı var. Bunu o zaman hocam bize anlatsın. Ne anlatıyor burada ayet? Şimdi Enfal suresi 42. ayette Allah şöyle buyuruyor. Hani siz vadinin yakın kenarında onlar uzak yamacındaydılar. Kim bunlar vadinin yakın kenarında? Ne demek istiyor burada? Siz daha Müslüman olarak olgunlaşmamıştınız. Asıl o Müslüman kelimesine olgun olarak, yakın olarak sizdiniz. O onlar derken, onlar uzak yamacındaydı derken inkar edenleri kastediyor. Kervan ise sizden daha aşağıdaydı. Yani size daha yakındı. Kim bunlar bu kervan? Mustazif olanlar. Yani o zalim olanlar, o kafir olanlar, o inkar edenler mazlum olanlara sürekli zulmediyordu. İşte onlar da size daha yakındı. Daha aşağıdaydı. Eğer sözleşseydiniz kaçınılmaz olarak sözleşme yeri hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Burada Kur'an neyi anlatıyor? Yani Müslüman olanlarla mustazaf olanların, zayıf olanların, zulme uğrayanların size yakın olduğunu. Yani onlar inanmıyordu. Onlar Müslüman değildi ama
onlar size daha yakındı ifadesini kullanırken onlar siz neyi istiyordunuz? Hani Allah'ın Resulüne ne diyordu Allah? Allah senin gördüğün rüyayı doğruladı. Neyi gördü Allah'ın rüyasında? Yani hayal edip düşlediği neydi? Mustazaf olanları, zalim olanların elinden kurtarmak, aç olanları doyurmak, yoksul olanları yedirip içirmek, çıplak olanları giydirmek istiyordu. Yani bu toplum içinde böyle olanlar vardı. Onları gözleyip kollamak istiyordu. İşte onu da neyle yapacaktı Allah'ın Resulü? Müslümanların güç ve kuvvet haline gelip zalim olanların zulmünü ortadan kaldırmak, mazlum olanları gözetip kollamak, Müslüman olanları iktidar sahibi yapmak. Yani Allah'ın emrinin Allah'ın istediği şekilde uygulayacak bir toplum inşa etmek istiyordu Allah'ın Resulü. İşte burada ne diyor? Böylece helak olacak kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun. Yani inanan yani inkar edenler bu hakikatleri gördükten sonra eğer yine hala devam ediyorsa o anlayışına bundan sonra helak olsun. Diri kalacak kişi apaçık bir delilden sonra hayatta kalsın. Burada diri kelimesini kullanırken inanan ve Müslüman olan kişi de apaçık bir delilden sonra Müslüman kalsın. Şüphesiz Allah gerçekten işitendir, bilendir. İşte orada bir ayette de şöyle diyordu. Hani İsra Suresi 16. ayette ne diyordu? Biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar, biz de onları helak ederiz diyordu. Yani bozgunculuk yapan insanlar hep genelde inkar eden önde gelenlerden çıkıyor. Müslüman olanlar genelde hep mustazaf olanlardan oluyor. Çünkü mustazaf olanlar, zayıf olanlar, güçsüz olanlar sürekli korunmaya, barınmaya, başkalarının onlar hakkında iyi niyet ve temennilerin olmasını istiyordu. İşte burada hani Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olduğunu vaat etmiş, olacağını vaat etmişti ifadesi kullanırken mustazaf olanlar ancak sizinle birlikte olur. Hani inkar edenlerden, önde gelenler demişlerdi ki siz bu burnu sümüklüleri efendim mustazaf olanları yanınızdan kovun. O zaman biz sizinle gelelim, sizden olalım diyorlardı. Allah'ın Resulleri de onlara demişti ki ya ben onları Müslüman oldum geldim dediği zaman ben onu kovacak mıyım? Bu ne hadsizlik ifadesi kullanıyordu. İşte o mustazaf olanlar senin yanına asla yani o zengin olanlar, kibirlenen, gururlanan insanlar senin yanına gelmez. Çünkü onlar seni zayıf görüyor, kendilerini güçlü oluyor. Ne zaman ki onlar sıkıntıya düştü, Yunus peygamber gibi hani onu balık yutmuştu, kuraya katılmıştı da onu balık yutmuştu ifadesi kullanırken, yani o zengin, şımarmış, güçlü bir kişi Allah'ı hatırlamaktan, Allah'ı tesbih etmekten uzak kalmış. Ne zaman ki sıkıntıya düştü, işte o zaman onu balık yutmuştu. Biz de onu Allah'ı tesbih eder konuma gelince sahile kusturduk. Ondan sonra hasta bir durumdayken ortaya çıktı. Yani doğru ve yanlış olanları ayıklayacak nitelikte kapasitede değildi. Ne zaman ki o düşündü, tesbih etti, Allah'ı andı, Allah da onu yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna getirdi. Mesajı veriyordu. Yani ben de diyorum ki
İnsanlar zenginleştikçe genelde Allah'tan uzaklaşıyorlar. Fakirleştikçe de Allah'a yaklaşıyorlar. Yoksullaştıkça, sıkıntıya düştükçe Allah'a yaklaşıyorlar. İşte buradaki ifade de yani güçsüz olanların sizin olmasını istiyordunuz derken burada sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyordu. Oysa Allah sözleriyle hakkın ve inkar edenlerin arkasını kesmek, kökünü kurutmak istiyordu. Yani Allah'ın sistemini, nizamını ortaya koymak için Müslüman olanların, mustazif olanların güç ve kuvvet haline gelmesini istiyordu. Hani Kehf suresinde anlatıyordu ya, gemiyi deldi, dur ne yapıyorsun, onları boğmak mı istiyorsun, sen bunların ne olduğunu bilmezsin. Yani insan ölümlülüğü, yani ölüm gerçeğini Allah ortaya koymamış olsaydı, inkar edenler sürekli iktidar sahibi olur, mustazif olanlar sürekli kafir, inkar edenler tarafından ezilir durulurdu. Eğer biz ölüm gerçeğini ortaya koymamış olsaydık, dünya hayatını ölümlü yapmamış olsaydık, sürekli inkar edenler iktidarda kalır. Ölüm olunca bazen mustazif olanlar iktidar sahibi oluyor ve böylece hakikat gerçeklerini ortaya koyuyorlardı. Mesajı veriyor diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi bu uzun bir anlatım oldu. Belki bu 7. ayetin üzerinde ve Enfal 42 ile birleştirerek arkadaşların sorusu olabilir bu konuda. Onun için nasıl anlamamız lazım bu Enfal 7'yi? Var mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Yani gerçekten Müslümanlar hani niye diyorlardı? Kur'an'da sürekli kafirleri nerede görürseniz öldürün diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle savaş yok. Hani onlar hani Allah'ın Resulü Mescid-i Haram'a geldiğinde, Kabe'ye geldiğinde ey kafirler, Allah sizin inancınıza karışmıyor. Sizin dininiz sizin olsun. Ama kesinlikle Müslümanlar üzerine, mazlum olanlar üzerine zulüm ve işkence yapmaya kalkarsanız, sizin dininiz sizin olsun kalkarsanız, sizin boynunuzdan tutar, depenizden tutar, yerin dibine geçirir. Edebinizde, terbiyenizde sizin dininiz sizin olsun. Bu ifade kesinlikle inkar edenler kendi din anlayışlarını başkalarının üzerine zulüm ve işkence aracı olarak kullanmaya kalktıklarında işte Müslüman olanlara burada onlara müdahale etmek gerekiyor. Olay bu değil mi? Kesinlikle Allah dört ay savaş ayından bahsediyor. Dört ay gezin dolaşın dediğinde yani orada aslında inkar edenler ancak dört ay sabırla bekleyebiliyorlar. Dört ay geçti mi ne zaman kendilerini mustazif olanları, Müslüman olanları ortadan kaldıracak güçte olduklarını hissettikleri zaman saldırmaya başlıyorlar. İşte bunu dört ay olarak aslında Kur'an'a göre kesinlikle savaş yok. Yeryüzünde her insan özgürce kendi din anlayışlarını başkaları üzerine zulüm ve işkence aracı kullanmadan yaşama hakkını elde edinceye kadar Müslüman olanları İslam'ı otoriteyi kurmaya davet ediyor Allah. Yani İslam otoritesinde her insan kendi özgür iradesiyle din anlayışını yaşayacak ama kendi inancını başkalarının üzerine dikte edip zulüm ve işkence aracı olarak kullanmayacak. Bunu anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.
olduğu anlaşıldı mı arkadaşlar? Müslümanlar neden güçsüz olanın kendilerinden olmasını istemiş? Güzel hocam, sen ne anladın? Konu anlaşıldı hocam aslında. Yani burada fakir olan, güçsüz olan kişilerin inanmaya daha yatkın olduğu, zengin olanların ve orada ileri gelenlerin inanmaktan daha uzak olduğu, buradaki kişilerin bu zayıf kişileri tercih etmesinin sebebi inanmaya yakın olduklar için tercih ediyorlar. Hayır. Müslümanlar onları tercih etmiyor. Güçsüz olanlar İslam'ı tercih ediyor. Evet. Bu ayet yine sosyolojik bir olayı anlatıyor. Ama sanki Müslümanlar güçsüz olanı istiyormuş gibi. İşte bu Kur'an'ın konuşma dili dediğimiz şey bu. Hani Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmişti. Şimdi Allah kalkıp da burada, ey Müslümanlar, size iki topluluktan birini vereceğim. Böyle mi diyor? Bu mu şimdi şey? Bunu nasıl anlamamız lazım bunu? Siz bunlardan hangisini istiyorsunuz dediğinde, Allah'ım biz güçsüz olanı, takati yetmeyenleri istiyoruz der mi Müslüman? Böyle bir şey olabilir mi? Yani yani inkar edenler bu İslam'ı istemiyor. Yani hakkı, hakikati istemiyor. Onlar sürekli kendilerinin güçlü olmasını istiyor. Mazlum olanların üzerine sürekli zulüm yağdırmayı istiyor onlar. Zulüm yağdıran bir adam, ey inkar edenler, siz kesinlikle hakkı, hakikati, adaleti tercih edeceksiniz. Kesinlikle hak, hakikatten dönerseniz size dersinizi vereceğiz dediği zaman onlar gelir mi Müslümanların yanına? Gelmez. Hakikati kendilerini savunmayı isteyen Müslümanların yanında durmayıp da onları inkar edenlerin yanında mı duracak? Onu Kur'an ortaya koyuyor. Yani ortada iki seçenek var. Birisi mazlum olanlara zulmeden insanlar, birisi mazlum olanlara yardım eden, aç olanları doyuran, fakir olanları yedirip içiren, borçlu olanları borcunu ödeyen bir güç istiyor o mazlum olanlar. Hangisinin yanında durmak ister onlar? Elbette ki kendine yardımcı olacak olan kişinin yanına giderler hocam. Zulmedenin yanından. Hepsi çünkü zaten zulüm görüp durur. Bu işte Enfal 42 orayı anlatıyor. Yani burada Enfal 42'ye gitmemizin sebebi o. O zaman tekrar gidelim mi arkadaşlar Enfal 42'ye? Yoksa devam edelim mi? 8. ayette. Nasıl olsa 42'ye geleceğiz hocam. Şimdi orada da tekrar bir konu işlenecek. Zaten durumda bu, anlaşıldı hocam. Alican yani, kardeş. Kullanı öyle geliyor şey yani. Sistem Allah onu anlatıyor bize. Alican kardeş bunu çok iyi anlıyor. Ondan dinlemek istiyorum ben şahsen. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor. Eyvallah. Enfal 7'yi mi konuşuyoruz hocam? Enfal 7 ile Enfal 42'yi bütünleştirdik. Enfal 42... Geçen gün yine konuştuk hocam biz konuyu. Müslümanların, toplumun ileri gelenleriyle daha doğrusu şey hocam kafamı toparlamaya çalışayım da yani toplumun ileri gelenlerinin çok özür. Hocam bana bir izin verirsiniz bir dakika hocam. Çok özür. Bir şey telefon geldi de çok özür dilerim. Hemen döneceğim. Tamam. Alo. Buyurun abi. Tevfik abi ben hiçbir şey anlamadım. Haberin olsun. Ama işte ben bundan dolayı diyorum yani anlaşılmadıysa tekrar ele alalım. Parça parça gidelim. Sadece bunu konuşsak bugün gene yeter. Bu anlaşılırsa anlatırsanız
Şimdi şöyle yapalım. Mesela 7. ayetin başından başlayalım. Hani Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmişti. Şimdi Allah kalkıp da ey Muhammed iki topluluktan birisi sizin olacak. Böyle bir vaat vermez. Yani bu irade ve imtihan yasasına ters bir şey. O zaman İbrahim'e de aynı şeyi vaat etmesi gerekirdi. İki topluluktan biri senin olacak İbrahim demesi lazımdı. İbrahim tek öyle başına bir ümmet. O ne öyle İbrahim oluyor? Bir ümmet diyor. Dolayısıyla burada Allah iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmiştir diyor. Allah diyor ki burada sosyolojik olarak iki topluluktan birisi sizin yanınıza gelir, yaklaşır size. Bunu yani sosyolojik olarak bu böyledir diyor. Ama ilk cümlede bu toplulukların hangi topluluk olduğu daha belli olmuyor. Devam ediyor. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Müminler güçsüz olanın yanında olmasını istemezler. Ama Kur'an'ın konuşma dili bu böyle. Güçsüz olanlar sizin yanınıza gelir diyor Allah. Güçlü olanlar zulmederler. O güçlerinin elden gitmemesi için mustazafları ezerler. Onlar sizin inancınıza, sizin dininize yaklaşmazlar. Sizin yanınıza gelmezler. Güçsüz olanlar sizin yanınıza gelir. Oysa Allah sözleriyle hakkın ve inkar edenlerin arkasını kesmek, kurutmak istiyordu. Oysa benim sözüme bunlar inansalar, yapsalar, yani vahye göre hareket etseler, inkar edenlerin arkası, kökü kurur. Ama insanlar vahyin peşine gitmiyorlar. Çok azı gidiyor. Ezilenler geliyor. Dolayısıyla inkar edenlerin kökü kurumuyor. Yani sosyolojik bir olayı burada anlatıyor. Benim anladığım. Bu ayeti yine en güzel anlatan ayetlerden biri de İsra suresi 59. ayet. Yani bunlar hep birbiriyle ilgili ayettir. Mesela hani Hazreti Musa diyordu ki Allah'ım sen bu Firavun ve çevresine bu gücü bir avuç Müslümanı helak etmek, öldürtmek, zulüm onlara zulüm yağdırtmak için mi veriyorsunuz? Allah da o kendilerine azabı görünceye kadar onları iman etmeyecek ifadesiyle anlatıyordu. Yani dünya hayatında Allah kesinlikle insanların inancına, inkarına kesinlikle müdahale etmiyor. Ben ahiret aleminde onların hesabını soracağım ifadesiyle üzerine basa basa duruyor. Hani yine Tövbe suresi 52. ayette Allah diyor ki, de ki dünya hayatında Allah bizim elimizle size azabı verdirmeyi istiyor. Ahiret aleminde de Allah kendi eliyle azabını size verecek ifadesiyle anlatıyor. Burada dünya hayatında Allah isteseydi onlar bir kaşık suda boğamaz mıydı? İşte dünya hayatında hani yine ben söz verdim diyor Allah. Şura suresi 14. ayet. Eğer inkar edenler yani Müslüman olanlar inkar edenlerin o yapmış oldukları zulümlerden dolayı onları öyle konuma getirdim ki yani onların evlerinin tavanlarını gümüşten merdivenlerini de mermerden yapardım. Yani onları şatafatlı bir hale getirdim veya birçok ayette yine diyor ki inkar edenlerin ömrünü daha çok günah işlesinler diye uzatıyorum ifadesi kullanıyor. Veya hani onlar Yahudiler için söylüyor. Onlar insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulursun onların yaşamın diyor. Onlar 1000 yıl yaşatılsın isterler diyor. Yani dünyevileşen insanlar kesinlikle Müslüman olmaya adım atmıyorlar, niyet etmiyorlar, meyletmiyorlar. Bu mesajı veriyor Kur'an sürekli, Kur'an içinde. Onun için siz Müslüman olanları, yani mustazif olanları, zayıf olanları arzuluyordunuz ifadesi
kullanırken onlar arzulamıyor. Zayıf olanlar Müslüman olmayı istiyor. Onu anlamak gerekiyor Kur'an'da. Müslüman olmayanlar, güçlü olanlar kesinlikle Müslüman olmayı istemiyorlar. Çünkü kendi otoriteleri ortadan kalkacak. Başka soru yoksa 8'den devam edeceğim. Ali Can kardeşin şeyini dinleyecek herhalde. Bitiremedim o konuyu. Telefonu uzun sürüyor herhalde hocam. Artık o 42'ye gelince anlatsın bize. Tamam. O suçlu günahkarları istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı geçersiz kılmak için böyle istiyordu. Yani Allah istiyor ki dünya hayatında Müslüman olanlar güç ve kuvvet sahibi olsun. Ortada zalim olanlar, mazlum olanları öldürüp yerinden yurdundan sürmesin. Mazlum olanlar, Müslüman olanlar tarafından açsa doyurulsun, çıplaksa giydirilsin, borçluysa borçları ödensin. Onlar da Allah'ın verdiği nimetleri, rızıkları onlar da yesin, içsin mesajı veriyorum. Kur'an'ın bütünlüğü içerisine baktığımız zaman dünya hayatı Allah'ın adalet dağıttığı yer değil, dünya hayatı adaleti insanlara emanet ettiği yerdir. İşte adaleti gerçekleştirmek isteyenleri Allah övüyor, takdir ediyor. Allah'ın evi, Allah'ın dini ifadesini kullanırken, Mescid-i Haram ifadesini kullanırken Allah'ın istediği bir yaşam biçimi, hayat tarzını yaşayan bir topluluğun Allah'ın evi olarak, Allah'ın yaşamını istediği yer olarak istiyor. Hani yine İsra suresi 60. ayette senin gördüğün rüyayı doğruladı. Yani sen istiyordun ki sen güç ve kuvvet sahibi olsaydım bu mazlum olanlara yapılan zulümlere göz yummaz, onların zalimler tarafından zulüm yapmasına engel olurdum. Aç olanlara eğer zengin olsaydım onları yedirir içirir, onları kesinlikle zalim olanların aç bırakılmasına müsaade etmezdim ifadesiyle bunu anlatıyor. İşte biz gücü ancak korkutmak için göndeririz ifadesini kullanırken de Allah yine Müslüman olanların güç, kuvvet olmasını istiyor. Genelde inkar edenler iktidar sahibi oldu mu, iş başına geçti mi, ekini ve nesli yok ederler ifadesiyle bunu anlatıyor. Bugün dünya üzerinde görülen olay bu değil mi? İşte Müslüman olanlar güç ve kuvvet sahibi olmuş olsaydı kesinlikle inkar edenlerin inkar ettiklerinden dolayı onlara karşı çıkmazlar. Sadece onlar zulüm yaptıklarından dolayı onlara karşı çıkarlar. Hani Nisa suresi yanılmıyorsam 95. ayette, pardon 75. ayette orada şunu diyordu. Yani ey Müslüman olanlar, yani zulüm gören zalimler tarafından işkence edilen ve onların o yalvarışlarına karşı onları kurtarmak için niçin onlara gidip onları zalim olanlarla savaşmıyorsunuz mesajı veriyordu. Yani Allah kesinlikle savaşı reddediyor, kabul etmiyor ama mazlum olanlara, zulüm yapanlara, saldıranlara karşı da güç ve kuvvet sahibi olmayı istiyor. Onun için Allah son nebi Resul'le bunu Müslümanları örgütlüyor, onları güç ve kuvvet sahibi yapıyor. Yani Müslüman olanlar şu anda dünya üzerinde nerede güç sahibi olmuş diyenlere İşte size örnek diyecek bir otorite toplumu örneği oluşturuyor. Yani Müslüman olanlar
gerekli gayreti, gerekli çabayı gösterdiği zaman demek ki güç ve kuvvet sahibi olabiliyor. İşte orada her insan, inkar edenler inkarını başkalarının üzerine zulüm yapmadan kullansın ama o inkarını Müslüman mustazif olanlar üzerine zulüm ve işkence olarak yağdırmasın. İşte böyle bir topluluğu inşa etmeyi Allah istiyor. Yani bir ayette hani Allah yolunda yeryüzünde fitne fesat kalmayınca Allah'ın dini ortaya çıkarın gelinceye kadar savaşın ifadesi, mücadele cihad edin ifadesi yani orada bütün dünyadaki insanları Müslüman edin anlamında değil. Yani her insan kendi din anlayışını özgür olarak yaşayıncaya kadar mücadele verin mesajı veriyor. Bunları anlamak gerekir diye düşünüyorum. Siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melekine yardım edeceğim diye cevap vermişti. Şimdi siz Rabbinizden yardım talep ediyorsunuz. Yani onlar hani Bakara suresi 214. ayette siz iman ettik demekle hemencecik cennete gireceğinizi mi sandınız? Sizden önceki kavimler öyle onlar öyle acıktılar, öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab diyordu. Yardım istiyorlardı. Allah'ın yardımı pek yakın. Yani dünya hayatında Allah kesinlikle müdahale etmeyeceğini vaat ediyor, söylüyor. Müslümanlar üzerine bilgi veriyor. Müslümanlar kendi aralarında mustazif olanları yanlarına alacaklar. Güç kuvvet sahibi olacaklar. İnkar edenlerin yapmış oldukları zulme karşı mücadele vermeyi kendilerine ilke edinecekler. Eğer bunu yapmazlarsa sürekli dünya hayatında Müslüman olanlar ezilmiş, yerilmiş olarak olur ifadesi kullanıyor. İşte siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. O da şüphesiz ben size birbiri ardınca bin melekle yardım edeyim diye cevap vermişti. Burada bin yani melek ile yardım etme konusunda kesinlikle İslam müfessirleri yanılmakta. Ali İmran suresi yine 124-125. Ayette eğer siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz Allah meleklerden 3000-5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır ifadesi kullanıyor. Burada melek kelimesi hani Ashab suresi 23. ayette öyle erkek adamlar var ki yaratılışta verdiği söze sadakat gösterdiler. Göstermeye hala devam etmektedirler. İşte Meryem'i bir bitki gibi yetiştirdik ifadesiyle yani yaratılışta verdiği sözden caymadan o iblisin teklifleri yönünde kesinlikle sapmadan takva yönünde hareket edip yaratılışta verdiği sözün üzerinde duran insanlardan siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz onlar gorof gorof gelip size yardım edecek ve siz güç ve kuvvet haline geleceksiniz. Onlar da inkar edenlerin sesini kesecek. Allah'ın dediği bu diye düşünüyorum. Yani öyle melekler burada meleğin hani Allah ve Resulü Ashab suresi 56. ayette yani Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler siz de peygambere salat edin ifadesini kullanırken işte peygamberlere destek veren Müslümanları kastediyor burada o meleklerden yardım yani bin kişi önce yardım etti onlar bir tek kişiydi o Nebi Resul o Mekke'de Allah'tan başka ilah yoktur dedi insanları putlara Allah'ın dışındakileri tapmaktan Allah'a ibadet ve kulluk yapmaya davet etti ve bu davet sonucunda bin kişi geldi peygambere destek verdiler
Eğer bunu örnek veriyor Kur'an, arkasından eğer siz sabrederseniz, gerekli gayreti gösterirseniz Allah meleklerden 3000-5000 kişiyle size yardım ulaştıracaktır. Allah yardım ulaştırmıyor. O Allah, o mazlum olanların fıtratına o takva sesini koyuyor, vicdanı onlara yerleştiriyor. O kendi özgür iradesiyle Müslüman olanlara, batıl olanlarla savaşan Müslümanlara yardım etmeyi kendilerine bir görev telakki ediyorlar. Bu ifadeyi kullanıyor bu ayette diye düşünüyorum. Sanırım bu ayette anlaşılmıştır arkadaşlar. Zaten buradaki melek kelimesini hangi manada kullanıldığını doğru anlaşılırsa olay çözülüyor. Şimdi siz Rabbinizden yardım talep ediyordunuz. Hatice Hanım'a soralım. Hatice Hanım, Allah'tan nasıl yardım talep edilir? Talep edilince Allah bir meleği nasıl gönderir? Refik abicim, nasıl yardım talep ediyorlar? Yani zalime karşı güçlü olmak istiyor Müslümanlar. Bunu anlıyorum. Melek kavramında zaten iradesiz varlıklar olduğuna göre, insan olmayacağına göre melek ise, insanın takva sesini dinleyerek kendini psikolojikman, hani güçlü hissederek savaşması anlamında anlıyorum. Yani Allah'tan yardım dilemek zayıf düştüğümüz anda, hani Allah'ın bize verdiği imkanlarla savaşmak. Herhalde o şekilde anladım. Eyvallah. Çok yani güzel. Mesela Suriyelili kadınlar, çocuklar, işte erkekler her neyse, onlar da Allah'tan yardım diliyorlar. Ama onlara herhangi bir yardım gelmiyor. Bin tane melek gelmiyor. Biraz niye o zaman bin tane melek geliyor da şimdi gelmiyor? İşte onlarda sanırım birlik yok. Bir de Müslümanlarda zaten birlik yok. Benim biraz da gözlemlediğim, savaşmıyorlar da onlar. Hani kaçmayı tercih ediyorlar. Zaten savaşmak isteseler bile ellerinde silahları da yok. Ruslar veya Amerikalılar geliyor, bir bomba attığı zaman 10.000 tanesini bir anda şak diye öldürüyor. Gökteki uçağa karşı elinde sapan taşıyla mı atacaksın? Elinde silah da yok. Çünkü batırırlar silahları, işi de PKK'ya, YPG'ye, yani İslam düşmanlarına veriyor. Suriye'deki mazlumlara kimse silah vermiyor ki. Neyle savaşacaklar? Mecburen göç ediyorlar. Ben biraz öneriyorum yani. Zaten onlar ciddi manada direnecek olsalar, batırırlar, onları da yok eder, mahveder, oradan kaldırır. Dolayısıyla o zaman buradan Allah'tan yardım talep etmek, eşyanın dilini çözerek, vahyin emirlerine uyarak mücadele etmek. Tabii ki insan psikolojik olarak Allah yolunda olduğundan dolayı Allah'la diyalog içerisinde olur, kararlılık içerisinde olur. Allah'tan muvaffakiyet ister. Bu bir interaktif diyalog şeklinde böyle gidiyor yani. O da şüphesiz ben size bir ardınca bin melek ile yardım edeceğim diye cevap vermişti. Hemen şak diye bin tane melek gönderiyorum size yardım edeceğim diye. Bu böyle bir şey değil. Yani Allah Resulü vahyi anlatıyor. Müslümanlar gidiyor, diğer insanlarla konuşuyor, diyalog içerisine geçiyor. Vahye gönül verenlerin sayısı artıyor. Arttıkça Müslümanlar güçleniyor. Müslümanların işte bu güçlenmesini bin melek dediği şey, iman edip Allah yolunda ölümü göze alan, hayatlarını kurban veren insanlar bunlar. Ben böylece bu da sebep sonuç ilişkisi içerisinde meydana gelmiş olan bir olay. Ben Allah dünya hayatında kesinlikle insanlara özel bir müdahalede bulunmaz dediğim zaman herkes kıyameti koparıyor. Bak burada ne diyor? Ali İmran suresi 124'te. Sen müminlere, kime diyor bunu? Nebisine diyor, peygambere diyor. Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordu. Yani burada
Bedir Savaşı'nda 3000 kişi Müslüman, yaklaşık 10.000 kişi de kafir. Onlarla mücadele ediyor bunlar. Sen meleklerden 3000 kişiyle size yardım iletmesi yetmez mi diyordun? Devam eden ayette, evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üzerinizde çullanıverirse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır. Buradaki meleklerden yardım ulaştıracaktır dediği ki meleklerin kişisi mi olur? Burada inanan, yaratılışta verdiği sözden caymayan, o mazlum olup Allah'ın sözünü dinleyen o nebisinin yanına 2000 daha gelip onlar da destek olup siz güç ve kuvvet haline geleceksiniz mesajı ulaştırıyor. Yani dünya hayatında Allah'ın dediği şu değil mi? Eğer Haç suresinin 40. ayetinde onlar Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı yerinden yurdundan sürüldüler. Eğer insanların kimilerini kimileriyle def etmesi olayı olmamış olsaydı, yeryüzündeki manastırlar, kiliseler, havralar, Allah'ın isminin çokça anıldığı mescitler yıkılır giderdi. İşte Allah yardımı neyle ulaştırıyor? İnsanlar eliyle. Yani insanların birbirlerine destek vermesi. İman eden insanlar iman eden insanlara destek veriyor. İnkar eden insanların inkar eden insanlara destek veriyor. O zaman hani Müslümanlar birbirlerinin velileridir derken bunu anlatıyor. Allah onların, Müslüman olanların velisi derken Allah'ın yolunda yürüyen insanlar ancak Allah'ın yolunda yürüyen insanlara destek, yardım ediyor. İşte ey müminler, siz de o peygambere salat edin, ona destek verin ifadesini kullanırken de bunu anlatıyor. Böyle insanlar koraf koraf geldiler, peygambere destek verdiler, Müslümanlar güç ve kuvvet haline geldi ve dünyaya meydan okudular. İşte Müslümanların böyle olmasını istiyor. Eğer siz gerekli gayreti gösterirseniz, gerekli çabayı gösterirseniz Allah meleklerden 5000 kişiyle yardım ulaştıracaktır derken bunu anlatıyor. Hocam çoğu mesela günümüzdeki Azerbaycan'ın durumu, Suriye'nin durumu buna çok güzel bir örnek gibi geliyor bana. Tabii ki şu anda yani bu peygamber zamanında oldu da bitti anlamında öyle bir şey yok. Hayat devam ediyor. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa inkar edenler, mazlum olanlara sürekli işkence yapıyor. Hani Zülkarneyn durumunu anlatır. Hani Musa peygamberin Firavun'la mücadelesini anlatır. Hani Süleyman peygamberin o kavmiyle durumunu anlatır. Hep sürekli inkar edenler, mazlum olanlara sürekli zulüm yapmış. Onlara zulüm yağdırmış. Olay bu değil mi? İşte Müslüman olanlar güç ve kuvvet haline geldiği zaman işte inkar edenler korkuyor. İnkar edenler ne zamanki böyle sesini yükseltse onlara darbeyi indiriyor ve onların sesini kesmek için bunu yaptı diyor Allah. Yani kesinlikle Allah o inkar etti diye değil, inkarını mazlum olanlara zulüm haline dönüştürdüğü için Allah onlara Müslüman olanların mücadele vermesini istiyor. Fatih bir şey söylemek istiyor herhalde. Buyur Fatih. Seni dinliyoruz. Sesin gelmiyor ama. Neyse bir yanlışlık oldu herhalde. Mikrofonunda bir sorun var galiba hocam. Demin de güzel konuşamadım. Ya da yanlışlık yer kaldırdı bilmiyoruz. Kapatıyor açıyor ama. Evet ses gelmiyor. Bilmiyorum. Peki, İsmail hocam anlayabildi mi olayı? Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Anlamadım.
Benden söz ediyorsanız ben daha yeni katıldım, yeni geldim. Olay tam nedir? Ben Alican'dan bekliyorum. Alican eğer müsaitse, Alican nasıl anlamış onu merak ediyorum. Fatih, o zaman bir söyleyeceğim. Tekrar sesim geliyor mu şu an? Ha, geliyor, buyur. Şimdi ben bu dua mevzusunda şöyle düşünüyorum. Allah'tan yardım dilemesi bir kulun, Allah'ın o konuyla alakalı, hani hep Allah diyor ya, benim yardımım olmasaydı, siz benim iznim olmasaydı daha doğrusu. Şimdi Allah'ın, biz mesela insanoğlu